Merhaba, Üçgen Yazılım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ketkem danışmanı Turan Melik Şen. Bugün bahsedeceğim komut, klon, SM'lik komutu. Bu komut ne işe yarıyor? Montaj dosyalarımızı çoğaltmak veya montajınızı oluşturan komponentler farklı klasörlerde ise tek bir dosya altında toplamak için kullanılan bir komuttur. Bu komuta menü, assemblies, cloning, create clone assembly kısmından ulaşabiliriz. Komutumu çalıştırdım. Komut penceresinde beni 4 adet sekme karşılamaktadır. Tek tek sekmelerin ne işlevleri yaradığını gözlemleyelim. Load options kısmında bizi yükleme metotları karşılamaktadır. Bundan şu anlama gelmektedir. Eğer sizin tüm komponentleriniz, montajınızı oluşturan tüm komponentler tek bir klasörde ise From Directory seçeneğini kullanabilirsiniz. Ancak siz farklı farklı klasörlerden komponentleri çağırarak montajınızı topladıysanız Saved veyahut da Search Directories seçeneğini kullanmanız gerekmektedir. From Directory seçeneğini kullanırken yani tüm komponentleriniz tek bir klasörde ise montajınızı toplamadan da montaj dosyalarınızı klonlayabilmeniz mümkündür. Ancak farklı farklı klasörlerden montajınızı topladıysanız Saved ve Search Directory seçeneklerini kullanmak için montajınızı toplamanız gerekmektedir. Benim tüm komponentlerim tek bir klasörde olduğu için From Directory seçeneğini kullanacağım. Altında bizi Add Assembly ve Add Part seçenekleri karşılamaktadır. Eğer bir montaj dosyanızı klonlamak istiyorsanız Add Assembly sadece tek bir parçanızı klonlamak istiyorsanız Add Part seçeneğini kullanmanız gerekmekte. Bugünkü videomuzda biz bir montaj dosyasını klonlayacağız. O yüzden Add Assembly seçeneğini seçiyorum. Seçmemle birlikte benim komponentlerimin olduğu klasör benim karşıma gelmekte. Burada bahsetmek istediğim şey şu. Eğer siz burada ana montaj dosyanızı seçerseniz, yani bu örnekte gördüğünüz gibi benim ana montaj dosyam A3 Engine adlı parça. Bu montaj dosyasını ve tüm alt komponentlerini kopyalamış olursunuz. Ancak sizin ana montajınız birkaç tane alt montajdan oluşuyorsa o alt montajları da seçerseniz sizin ana montajınız değil o seçtiğiniz alt montaj ve ona bağlı komponentleri klonlama işlemi yapmış olursunuz. Bu videoda biz tüm montajın klonlama işlemini yapacağımız için buradan ana montaj dosyamı yani A3 Engine adlı dosyamı seçiyorum. Okey diyerek seçimimi sağladım ve gelen uyarıya okey dedim. Bir diğer sekmemizi inceleme istersek naming yani bizim isimlendirme kuralları oluşturacağımız kısımdır. Bu kısımda parçalarımızı klonladığımız için isimleri de aynı şekilde klonlanacaktır. Ancak parça adlarında çakışım olmaması adına belli başlı isimlendirme kuralları uygulamamız gerekiyor. Bu isimlendirme kurallarını uygulamak için burada yer alan Define Naming Rule seçeneğini seçiyorum. Seçmemle birlikte karşıma bir pencere çıkıyor ve bu pencerede bizim isimlendirme tiplerimiz karşımıza çıkıyor. Burada prefix yani isimlendirmeye önek ekleme, suffix yani isimlendirmeye son ek ekleme, replace belli bir dizinden sonra isimlendirmeyi değiştirme ve rename parçamıza yeni bir isim verme seçenekleri bulunmaktadır. Bugünkü örneğimizde biz parça isimlendirmelerimize suffix yani son ek ekleyerek isimlendirme kuralı oluşturacağız. Suffix'i seçtim ve aşağı kısımda bana kuralı soruyor. Burada diyorum ki her isimlendirmenin sonuna ek olarak
Atlantide klon isimlendirmesini uygula. Okey diyorum. İsimlendirme kuralını oluşturduk ancak siz her parçanıza aynı isimlendirme kuralını vermek istemiyor olabilirsiniz. Burada yapmamız gereken şey exceptions yani istisnalar kısmıdır. Exceptions seçeneğini seçiyorum. Karşıma gördüğünüz gibi komponentlerim tek tek dizildi. Ve hepsinin yanında default yazıyor. Şu anlama gelmekte senin diyor hepsine son ek eklemek istediğini ve Atlantide klon eklemek istediğini söyledin diyor. Ve ben hepsini buna göre default olarak isimlendireceğini söylüyor. Ancak siz örneğin burada yer alan Engine Cover isimli parçanın sonuna default olarak Atlantide klon değil de farklı bir isimlendirme vermek istiyorsunuz diyelim. İlgili komponentimi listeden seçtim ve OK diyerek yeni bir isim verebileceğim kısma erişmiş oldum. Ben bu parçamın ismini klonladığım halde deneme, üçgen ve yeni olmasını istediğimi söylüyorum. Okey dedim. Ardından tekrar exception'a girdiğimde gördüğünüz gibi hepsi yine default olarak isimlendirilirken seçtiğim parçanın isminin deneme üçgen yeni olacağını bana belirtmiş oldu. Ardından kapattım. Bir altında yer alan default output directory kısmı bizim klonlanmış dosyalarımızın nereye kaydedileceğini göstereceğimiz kısımdır. Geldim browse diyerek ben bir klon deneme adlı klasör oluşturmuştum. Buraya kaydedilmesi gerektiğini gösteriyorum ve OK dedim. Bu sekmede de işimiz bitti. Bir yan sekmeye bakalım. Log files. Log files şudur. Bizim yaptığımız işlemi Siemens bir rapor olarak bize sunar. Raporda şunlar yazmakta. Ben şu konumda olan şu isimli dosyayı aldım, klonladım ve şu konumda şu adla kaydettim gibi bize bir rapor sunmaktadır. Burada yer alan specify output log file kısmı bizim bu raporumuzun nereye kaydedileceğini belirteceğimiz kısımdır. Seçeneğimi seçtim ve ardından bu raporumun da ben klon deneme adlı klasöre ve rapor adında kaydedilmesini istediğimi belirttim. Şimdi inceleyeceğimiz kısım main kısmı. Main kısmında bizi neler karşılıyor? Şu kısımda bizi raporlama seçenekleri karşılıyor. Default olarak root paths only de gelir. Root paths only şu anlama geliyor. Diyor ki ben sana sadece klonlanan parçalar ve kökenleri hakkında bir rapor sunarım diyor. Root paths only. Terse'ü seçersek terse özet bir rapor sunacağını bize belirtiyor. Full ise tamamen tam bir rapor sunacağını bize belirtiyor. Ben tam bir rapor istiyorum. Ardından bu kısımda yer alan dry-run seçeneği. Dry-run seçeneği deneme çalıştırması anlamına gelir. İşlem yapılmadan önce neler yapılacağını rapor olarak bize gösterir. Dry-run diyorum ve execute diyerek klonlama işlemini çalıştırıyorum. Çalıştırmamla birlikte bana bahsettiğim gibi bir rapor sunuyor. Bu raporda da ben şu konumda yer alan ve şu isimli dosyayı aldım, klonlama işlemine tabi tuttum ve şu dosyaya ve şu isimle kaydettim. Gördüğünüz gibi sonuna isimlendirme kuralı eklediğimiz gibi Atlantide klon ismini eklemiş. Biz bir istisna belirlemiştik ve demiştik ki bizim bir parçamıza default isimlendirme olarak Atlantide klon eklemesin. Verdiğimiz yeni bir isim olan deneme ismini eklesin demiştik. Bakalım o işlemi yapmış mı?
Gördüğünüz gibi ben diyor şu isimli engine cover dosyasını aldım ve deneme üçgen yeni halinde yeniden isimlendirerek klonlama işlemine tabi tuttum. Şu an raporu incelediğimizde yaptığımız tüm işlemler doğru gözüküyor. O yüzden artık deneme çalıştırması yapmadan tam bir çalıştırmaya tabi tutabilirim. Execute dedim. Yeniden bana aynı raporu verdi. Kapattım. Şu an klonlama işlemini tamamlamış oldum. Close diyerek işlemi tamamladım. Şimdi geldiğim zaman klon deneme adlı klasörüme gördüğünüz gibi benim montaj klasörlerim komponentleriyle birlikte kopyalanmış yani klonlanmış oldu ve rapor halinde de bana sunulmuş oldu. File open diyerek klonladığım klasörde yer alan montaj dosyamı çalıştıracağım. Ve gördüğünüz üzere benim montaj dosyam klonlanmış bir şekilde karşıma çıkmış oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.